Hardal ve Mayonez 4 yaşında. İki tane tavşan. Çok güzeller renkleri falan. Biraz ilginç bir tıraş olmuşlar ama olsun. Kiloları biraz fazla gibi. Şimdi beslenmesini konuşacağız. İdrar yollarında bir enfeksiyon olabilir. 4 yaş bizim için uzman, yani kemir genel konusunda uzman bir veteriner hekime gelme açısından biraz geç bir zaman. Dişlerinde problemler olabilir çünkü. Beslenmeyle ilk defa konuşmuş olacağız bu konuda. Bakalım sorunları var mı yok mu? Beslenme nasıl? Bunların hepsini değerlendireceğiz ki bundan sonraki yaşamlarını sağlıklı yaşasınlar. Bunların cinsiyetleri ne? İkisi de erkek. İkisi de erkek. Kavga ediyorlar mı hiç? Arada ama az kavgıyor. Geniş bir yerde bakıyorsunuz birlikte herhalde. Birlikte büyüdüler. Evet. Tamam. Evet. Birlikte büyüdükleri zaman benim de tavsiye ettiğim bir şey. İki aynı cinsiyette, böylece üreme durumu olmuyor. İki dişi veya iki erkek. Bu arada bu da size iyi bir örnek olsun. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şey yapmışlar. Hayvanı yalnız bırakmamışlar. İki tane almışlar. Çünkü bizim arasında onların tavşan insan dostluğu kuruluyor. Onların arasındaki dostluk gibi değil. Onların kendilerinin seremonisine ihtiyaçları var. Hem cinsinin seremonisine. Üreme çok önemli değil. Hiçbir tavşan veya kedi köpek ben yavrulayamadım, çiftleşemedim, yavrularım olmadı diye üzülmez. Ama yalnız yaşamayla ilgili üzülür ve mutsuz olur. O yüzden bu arkadaşları ona sunduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Yani bunu bir yerden mi okudunuz, kendiniz mantık olarak mı buldunuz bilmiyorum ama doğru bir davranış okudunuz. Benim tavsiye ettiğim bir şey bu her zaman. Ha öyle mi? Harika. Veteriner hekim öğrencisiniz. Yok hekim değil. Veteriner sağlık. Veteriner sağlık okuyorsunuz. Tamam güzel. Bu şey için sizi kutluyorum. Yani yaptığınız bu ikili arkadaşlık için. Örnek olmasın için de bu videoyu paylaşıyorum. Köpekler arasındaki her canlının yanına kendi hemcinsini koymamız lazım. Köpeği de çocuk gibi dışarıda diğer köpeklerle oynatmak lazım.